Selam arkadaşlar, harikalar diyarından hayırlı akşamlar diliyorum. Artık akşam oldu sayılır. Keşke biz de şu andan bir kiralasaydık. Onun üstünde de çekim yapardık, iyi olurdu ha. Bir yandan sürerdim onu. Tretboot işte. Almancası. Türkçesi ne tam bilmiyorum da işte neyse. Bot mu diyeyim, ne diyeyim. Burası da neymiş la, güzel bir yer. Lamur diyor. Ha, tamam. Amma güzel bir yermiş. Ula aha, nikah salonu ula. Ha ula, içeriye bak. Wow. Bak 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 bak. Oo. Nikah salonu la. Nikah masasına oturdun işte. Dayanmak çok zormuş. Böyle sevince sana mutluluklar. Sızım kardeşçe. Ya ulan Almanya'da öyle bir şey yok. Ayakta evleniyorsun. Masa var da yok, ne derler ona? Neydi? Ne diyordu o belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak onlara ne diyor, ne deniliyordu ya? Yok, hakim değil ya. Aman işte neyse, aklıma gelmedi. Evlendirme başkanı mı ne derler işte. O şeyde masada oturuyor Almanya'da. İki çift, yani çiftler şey yapıyor. Evet, havuza girmek tehlikeli ve sıktır. Çiftler ayakta duruyor. Öyle evleniyorlar Almanya'da öyle. Burada nikah masası var. Çiftler şey yapıyor, oturuyor. Nikah masasına. İşte o yüzden hani Ümit Besen de öyle diyor ya. Nikah masasına oturdun işte. Evet, şurada bir içecekleri, aman pardon, yiyeceklerin fiyatlarını göstereyim az buçuk sizlere. Kola 2 lira mı diyor? Ayran 2 lira mı? Ula bunlar eski fiyat olmasın. Izgara köfte ekmek arası 13 TL. Izgara tavuk 10 lira. Sucuk ekmek 10 TL. Arnavut ciğeri. Serdal bak, buradan da sana selam olsun. Arnavut, Arnavut. Albanische ne? Blinda, yok, blindam değil. Neydi lan? Albanische dam mı? Yok. Neydi ya? Ama ulan Almanca, Almanca yok. Türkçe de Türkçe yok diyecek ki, ulan sen ne biçim gurbetçisin, Almancısın diyecekler. Almanca Türkçe'ye çeviremiyor. Türkçe'yi de Almanca'ya çeviremiyor. Vallahi iyi rezil malamat olduk. Neyse. Şöyle bir az bir şey daha sizlere görüntüler alayım. Benim de gitmem lazım. Vallahi akşam olursa geri yolu da bulamam. Akşam da oluyor. Şöyle sizlere birazcık daha görüntüler alayım şu oradan. Harikalar diyarından. Bakalım, bir de yarın bütün günümüz var. Akşam 11'de 11-11.30 gibi havaalanına doğru gideceğim. Yarın akşama. İşte gece uçuyorum. Allah'ın izniyle. Ankara'da ne kadar çekebilirsem işte artık. Yarın belki de bir Kızılay tarafına gideceğim. Bugün gitmedim. Çünkü benim kaldığım yer, yani halamın kaldığı yer işte Eryaman'da. O kadar da desem de bir şey olmaz herhalde. Neyse, burası herhalde yazın bayağı dolu olur la. Aslında çok güzel bir yer ya. Vallahi billahi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ne diyordum? İşte ben burada yani Eryaman'dayım. Eryaman'dan da Kızılay'a metro ile, valla biz ne kadar geldik ya? 45 dakikada mı geldik? 40-45 dakikada. Ben diyeyim 13, siz deyin 14-15 durak. Yani bayağı var. Belki de daha fazla, bilmiyorum da. Metro ile geldik işte. U-Bahn'dan yani. Tramvay işte. Neyse, yeraltı. Bayağı bir sürdü yani. Hele şeyden, Aşti'den. Aşti'den de bir 4-5 durak falan geldik Kızılay'a kadar. 5 mi falan. Aşti'den daha da uzak. Eryaman'a. Eryaman Ankara'nın dışı oluyor arkadaşlar. İşte şehir merkezine, ne diyeyim, yani uzak dediğim işte 25-30 kilometre var herhalde. Eryaman'dan Kızılay'a. Kızılay tam merkez oluyor. Benim bildiğim kadarıyla Ankara'nın. Böyle insanların kaynadığı yer. Yani bayağı bol insanların olduğu yer. Çok kalabalık olduğu yer. Hani mesela nasıl İstanbul'da İnönü'de veya ne bileyim Kadıköy'de. Geç İstanbul'un her yeri kalabalık. Her yeri bir Eminönü mü? Bir Taksim mi? Bir Kadıköy mü? Bir bilmem Üsküdar mı mesela? İstanbul nereye, nereye geçin? Buranın da nüfusu 7 milyondan fazla, yani İstanbul'un yarısı kadar var aşağı yukarı.
Bayağı da bir geveze ettik. Aman çenemiz açıldı valla. Buradan da geri çıkışı bulabilirsem. Kaç çıkışı varmış buranın. Valla bayağı da büyük yani. Şöyle sizler için görüntüler alayım. Hem de birazdan buradan gitmem lazım. Valla çok güzel bir yer. Benim hoşuma gitti. Daha önce de gelmiştim de tabii. Bilmiyorum değişiklikler oldu mu olmadı mı. Ama harikalar diyarı. Gerçekten de harika yani. Gelmenizi tavsiye ederim. Fiyatlar uygun. Çok da pahalı değil. Ha diyeceksiniz ki mesela nargile kaçaydı. Onu bilmiyorum. Sormak lazım. Buradan daha da fazla gitmeyeyim ya. Şöyle. Ben bu yolu geri gitmem lazım. İnşallah geri bulurum çıkışı. Aha ördekler gelin la, hayvanat bahçesinde de şey yaptığım gibi. Kaçmayın lan, gelin 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 gelin. Siz de benim YouTube kanalıma şey yapın. Tini 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 nasıl gidiyorlar, bak 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 bak. Neyse ben buradan geri döneyim arkadaşlar, akşam olmak üzere. Geri yolumuz şeye, Eryaman'a doğru. Burası Sincan oluyor, Sincan diye geçiyor. Harikalar diyarı. İşte buradan işte bir 3,5-4 kilometre, aslında yürüyerek de gidilir de çok uzak değil yani, 3,5-4 kilometre. 4 bile yok herhalde. Neyse ben buradan videomu kapatayım arkadaşlar. Haberi iyi, bayağı bir çenemiz açıldı. Neyse. Harikalar diyarından hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Ha bakın o şey nerede? Büyük heykel dediğim. Orada Angaralı Coşkun'un video klibi vardı. Çok da şey yaptık da. Ama ben ondan hatırladım. Neyse arkadaşlar. Hepinize harikalar diyarından hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Beni izlemeye devam edin. Ciao bella.